bulunduğu sistemden bağımsız bir şekilde değerlendirirsek bence aynı yanılgıya düşeriz. Yani çünkü sistem bunu zorunlu kılıyor. Türkiye'yi 21 yıldır yöneten AK Parti iktidarı %40-35-40 bandında oyu olan AK Parti %1-2 oy potansiyeli olan, bunu tartışmıyoruz mesela. Niye? Çünkü bu sistem ittifakı zorunlu kılıyor. Hep söyledim. Yani bu sistem partilerin yarıştığı bir sistem değil. İttifakların yarıştığı bir sistem. Bu belediyelerde de böyle. Şimdi mevcut şartlarda bütün partiler kendi sosyolojileri, kendi kimlikleriyle seçime girdiğini varsayalım. Sayın Cumhurbaşkanı dün İzmir'i gerçek belediyecilikle kavuşturacağız, gerçek belediyeciliğe kavuşturacağız sözünün ben sıradan bir söz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu anda muhalefetin içinde bulunduğu dağınıklık ve herkesin kendi sosyolojisiyle seçime girme isteği, İzmir seçimlerini, 2019 seçim sonuçlarını analiz ettiğinizde o özgüvenin nereden geldiğini çok net bir şekilde görüyorsunuz. Böyle bir realitede gerçekten var. Bunu göz ardı edersek, sistemin partileri zorladığı şartları göz ardı edersek bence bu analizler bizi yanlış noktalara götürebilir. Şunu da unutmayalım, son cümlem, İstanbul ve Ankara'da birçok büyük şehirde meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda, adaylıklar daha farklı şekillendi ama meclis çoğunluklarının iktidar aldı. O yüzden ben önümüzdeki süreçte bütün bu söylemlere rağmen sürpriz ittifak formüllerini yeniden Türkiye'nin gündemine geleceğini düşünüyorum. Çünkü sistem ve şartlar bunu zorunlu hale getiriyor. Peki Ümit Bey, şimdi yine Mustafa Bey'in bıraktığı yerden devam edeceğiz Bahadır, ama Ümit Bey'e önce şunu sormak istiyorum. Şimdi iktidar bir yandan para bulmak zorunda, dışarıdan yatırım almak zorunda. Mümkün olduğu kadar normalleştiğini, demokrasiye doğru yön çevirdiğini göstermek zorunda. Öyle para gelir çünkü. Ama içeride bambaşka şeyler oluyor. Yani bir film festivalinin bile iptal edildiği bir atmosferden söz ediyoruz. Peki nasıl olacak? Yani para bulamadan burada olanlar dış sermaye tarafından, dış kamuoyu tarafından nasıl görülür ve Şimşek mevcut bu uygulamalarla muradını elde edebilir mi? Çok meselenin bam teli noktaya dokundunuz. Bu yaygın bir yanlış kanı tekrardan dile getirilmiş oldu. Ülkeye yatırım gelmesi için ülkenin demokratikleşmesi gerekir gibi bir sıkça söylenen yaygın bir yanlış kanı. Böyle bir şey yok. Ülkeye yatırım gelmesi için bazı ekonomik düzenlemeler gelir. Onu da ekonomi yönetimi gerçekleştiriyor. Pozitif reel faiz verdiğiniz anda Türkiye'ye yatırım gelir. Ha, doğrudan yabancı yatırımdan bahsediyorsanız, yani doğrudan yabancı yatırıma bir örnek vereyim demokrasiyle ilişkisine. Türkiye'deki tekstil sektöründeki işverenler şu anda nereye yatırım yapıyorlar? Mısır'a yatırım yapıyorlar. Mısır demokratik olduğu için mi yatırım yapmıyorlar? Rekabetçi olduğu için, düşük ücretler olduğu için yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla bu ezberleri seçim öncesi muhalefeti seçim yanılgısına, yenilgisine getiren ezberleri bir tarafa koymamız lazım artık. Şöyle söyleyeyim, az önceki konuşmada birkaç şey eklemek istiyorum. İktidarın aslında bu muaf enerjiyi absorbe ettiğinden bahsetti Seda Hoca. Aslında ben tam tersini düşünüyorum. Muhalif enerjiyi muhalefet absorbe ediyor, pasifleştiriyor. Bu haftaki Gazete Duvar'da ona biraz değindim. Şimdi müthiş bir kemer sıkma programı uygulanıyor. Geçen hafta sizinle de konuşmuştuk, orta vadeli program açıklandı. Faiz artışları geliyor, vergi artışları var, kemer sıkma politikası, tüketici kredilerine dahi sınırlama var. Ancak muhalefetten bir ses yok. Özellikle Altılı Masa muhalefetinden bir ses yok. Neden yok diye baktığımızda, çünkü programları aynı. Çünkü Mehmet Şimşek yerine Bilge Yılmaz olsaydı ya da Mehmet Şimşek yerine Ali Babacan olsaydı aynı programı uygulayacaklardı. Zaten altılı masanın muhalefetinin siyasi ve ekonomik ufku aşağı yukarı AKP'nin ilk dönemi ekonomi politikalarıyla sınırlıydı. Evet. Ve bu öyle bir şey yatırımı yapıldı ki faizi arttıramaz AKP.
Neden? Çünkü NASA ekonomisi. Faiz rasyonel politikalar uygulayamaz ya da işte liyakatli kadroları yok. Ha, neden? Çünkü tek adam rejimi. Tamam, şimdi atadığı zaman hatta muhalif kesimlerin bazılarının da iyice yakın durduğu işte Cevdet Hoca gibi kişileri atadığı zaman Merkez Bankası'nda muhalefetin yaptığı bütün entelektüel yatırım bir anda çökmüş oldu. Dolayısıyla karşımızda şöyle bir şey var. İktidarla bütünleşmiş bir muhalefet görüntüsü var. Yani Türkiye tarihinin en önemli yıkım programı özellikle geniş toplum kesimleri için, orta sınıflar için, çalışan kesimleri için uygulanıyor. Ve muhalefet buna ses çıkarmıyor çünkü muhalefet iktidara gelseydi aynı programı uygulayacaktı. Bizim dolayısıyla karşımızda daha sert bir tablo var. Yani basitçe A kişisi B kişisinden tartışmasından daha ileride bir sorunumuz var. Tabii burada niye buraya geldik konusunda bir iki şey söylemek istiyorum. Bir tanesi, evet, partiler aynileşiyor. Hani dünya genelinde de örneğin 1990'lardan itibaren sosyal demokratların kendi ekonomik programlarını bir kenara bırakıp daha ana akım neoliberal programları sahiplenmesiyle beraber sol sağ arasındaki farklılıklar giderek ortadan kalkmaya başladı. Ana akım partiler tek bir program uygulamaya başladı. Bu bir genel eğilim ama bu olsa bile bu tip bir kemer sıkma programına en azından hani programatik olarak değil pragmatik olarak karşı çıkılabilirdi. Bu da gerçekleşmiyor ve bunun gerisinde ben şöyle bir mekanizma olduğunu düşünüyorum. Geçmişte bunun bu tip bir kemer sıkma programına ya da IMF programına karşı çıkışlar 90'lı yıllarda hatırlarsınız IMF AKP öncesi dönemde pek çok hükümetin zora düşmesine hatta iktidardan düşmesine neden olmuştu. Şimdi burada olmuyor öyle bir şey. Muhalefet olmuyor. Nedeni de bence şu. Muhalefet partilerini bu tip bir aktif muhalefet yapmaya zorlayan toplumsal muhalefetti o dönemde. Tam da böyle bir Tolga Şirin'in söylediği konu. Evet, Tolga Hoca'nın söylediği konu toplumsal muhalefet ittirdiği zaman kurumsal muhalefeti diyelim. İşte grevlerle, gösterilerle, forumlarla, işte bilimsel çalışmalarla ya da sanatsal yapıtlarla bir kamuoyu baskısı oluştuğu zaman siyasi partiler de farklı şekilde hareket etmek zorunda oluyor. Örneğin hani sosyal demokrat partiler tarihsel olarak misyonları bu tip toplumsal baskıyı aslında sönümlendirmek, sistem içine çekmektir. Sosyalist partiler bu baskıyı daha da büyütmeye çalışır. Diğer sağ partiler de aslında bu baskıyı kendi iktidar stratejileri için bir araç olarak kullanır. Yani yaptığı etkiler farklı olsa da toplumsal muhalefet dinamosudur bütün bu şeyin. Şimdi bizde ne oldu? Ümit Bey, 2000'lerin başında burada bizde ne olduğunu kısa bir aranın ardından anlatır mısınız, virgül koysak? Tabii. Çok kısa bir ara, sonra beraberiz.